Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ecmain amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allah'a hamdler olsun. Bergen nimetleri gibi ihsap şükürler olsun. Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve uzatge iman keltirgen, din uçun hizmet kılgen, can fıda kigen, mal fıda kigen, ashablar yetti okulab, şuları da kurmagen nimetler içi de yaşayıp biz. Hazreti Ayşe Anam radıyallahu anha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek karınları arpa unudan bugün nange toymadılar, buğday unudan bugün nanı yemediler de Resulullah'ını hayatta geçirgen günlerini batafsıl bayan kigeller. Allah'dan istiğfar talep kılamız. Allah'dan mağfiret talep kılamız. Resulü yemegen, Habibi yemegen nimetlerini yiyip, içip, Resulullah'ını tanımayımız, Resulullah'ını sünnetlerine amel kımayımız, adablerden bir behremiz. Allah'ım bizini keçirsin. Lekin ota anamızdan hemkore mihribarra bugün zat, biz vazgeçmesek, biz arka uğurup gitmesek bizden vazgeçmeydiler. İnşallah şefaatlerden umidvarımız. Dünyada kurulmadık, hizmetlerini kılalmadık, dualarını alalmadık, müşriklerini azarlardan himaye kılalmadık. Biz aciz ümmetini Allah'ım dünyada ayırgen indik. Ahirette Habibiyle ayırıp koymayın. Muhabbetimiz çeksiz, ata anamız fida olsun Resulullah'a. Ümmetlik davası da turumuz ya Rabbi şu davada röperi buluştukimizi nasip eylegin. Şu zatke ümmet kigenin uçun senge hamdi sanalar busun. Peygamber aleyhisselamge durudu salavatlar ashablarıdan Allah razı busun. İhsan sahiblerini yaratken rızası uçun şükranay nimet navaralarıge akika kılıp qori farzandlarini o'g'illariga, qizlariga, navaralariga, aka-ukalar mana aqiqa qilib siz azizlarni bu yoshlar haqiga, bu go'daklar norasidalar haqiga duo qismda mana qancha ahli Qur'onlarni Allohning ahllarini chaqirib, musulmonlarni chaqirib jamlab duo umidida turibdilar. Allohim duolarimiz ijobat bo'lsin. Shu aqiqaga sababchi bo'layotgan norasidalar Allah'ım din hizmetçileri busun, Resulullah'ın hizmetlerini kıladigen has ümmetlerden busun, Kur'an'a hizmet kıladigen, mihrabge hizmet kıladigenlerden busun. Bana babaları, yaşları şunçaya yetip, Kur'an-ı Kerim'den karib 20 para yotlab, özleri ailelerge örnek bo'layotgan ekanlar Allah'ım kalamını mulk kılıp versin. Hareketlerine Allah'ım berekat versin, ziyadelik ata kısın. Dergahke qari murettep bu barış bahti nasip kısın. Farzandları mene kelamıge hizmet kigen vaxt acretgen ekeller, hapsele kigen ekeller. Bu aileden ve sizi bizlerini ailelerimizden davru kıyamet geçe qariler, qariyeler uzülüksüz çıkıp duruşluğunu nasip eylesin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَزِيمُ
Diyarlik oturganlar bu oyatni qaysi suradan ekanligini hozir fahmlab bo'ldinglar. Yosin surasini oyatlaridan Alloh taborak va taolo qiyomat kuni butun mahshar ahllari yig'ilgan paytda hayoti dunyoda yashagan bandalarni o'rtasiga ajrim soladigan bir-birlardan ajratiladigan holatni oyatida keltiryapti. Buni keltirishdan maqsad bu ey bandalarim sizlar tepbaylarda bo'lishligi muqarrar bo'lgan amaldir deyapti. Xohlang, xohlamang ajrataman. Ajralasizlar degan narsani bizlarga holi hayot bandalariga ogohlantirish tariqasida bayon qilyapti. Vamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ey mujrimlar, mujrimlar kim? Xudosini tanimagan, xudosi ko'rsatgan yo'lga yurmagan, xudosi taklif qilgan ibodatlarni qilmagan, xudo yur til degan yo'lga yurmasdan, xudo qilmagin, xudo norozi bo'ladigan, g'azabi keladigan, la'nat yog'adigan ishlarni qilgan bandalarni mujrimlar deyiladi. Qiyomat kuni hamma odamzod turgan paytda endi ey mujrimlar sizlar ajralinglar ahli iymondan, ibodatlidan, taqvolidan, ixlos muxlis bandalarimdan endi ajralinglar deyapti. Kim ajralishni xohlaydi? Yo'qdagi bandalar yuzlaridan iymon nuri barqib turgan, amallari Alloh dargohida qabul qilingan, gunohlari mag'firat qilingan, hadimi jannatga yo'l oladigan, jannatga kiradigan bandalar orasidan kim ajrashlikni xohlaydi? Ajraganda ham qayerga ajraladi? Do'zaxga ajraladi, azobga ajraladi, alamlik azobga ajraladi. O'zi xohlamasa ham endi farishtalar ularni terib olib chiqadi, bu yerga ajratadi. Nimaga ajratadi? Chunki bu mujrimlar dunyoda ahli iymonga qo'shilganda yuragi siqilayotdi. Ularni davrasida o'zini noqulay his qilayotdi. Ularni ibodat to'g'risida, oyat, hadis to'g'risidagi gaplar yoqmayotdi. Go'yoki ular bir cho'pchak, ular bir ertak to'qiyapti-yu, oxirat degan, jannat degan narsalar yo'q edi. Ular shu haqida muhokama qilyapti. Voy, 5 kunlik dunyoingda mazza qilib qolsang-chi deb yurganlar endi Xudoy taolo ularga ajraydi. Chunki sizlar dunyoda bular bilan o'tirishni xohlamayotdinglar. Bular bilan biz bir tilinglar bir kelmayotdi. Gapinglar bir joydan chiqmayotdimi? Endi zotimga qasam, oxiratda ham bular bilan birga bo'lmaysizlar, ajralinglar deb ularni ajratgandan keyin malomat boshlanadi. Ularga ta'na dashnom boshlanadi. Nima uchun mujrim bo'lib qolganligini o'zlarini yuziga soladi. Alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu shayton. Men sizlarni ogohlantirmaganmidim? Sizlarni azali, abadiy dushmaninglar shayton ekanligini aytmaganmidim? Bunga ergashmanglar. Buni yo'liga yursanglar dunyoda xor bo'lasizlar, zor bo'lasizlar, oxiratda jannatdan mahrum bo'lasizlar, do'zaxga o'zingizlar oilalaringizni olib kirasizlar demaganmidim? Bu ma'lumot dunyoda ham bor-da, masalan, o'g'illarimizga o'qil, buqil deymiz, uni qilma, buni qilma deymiz, oxiri qilgandan keyin men senga aytmaganmidim shuni? Qilmagin demovdimmi deydi. A shundoq qilgin demoqdimmi deydimi? Bormi malomat, haqimi? Qachon uni malomat qilyapti? O'sha bir amaldan ogohlantirgandan keyin ham qilgan insonga ota aytadiki, "Sen badbaxtga men aytgan edim, shuni qilmagin dedim. Mana qilib oxiri nimaga yetding?" deydi. "Mani shu ahvolga tushirib qo'yding-ku," deydimi? Endi insonni yaratgan Parvardigor unga shariat yuborib, payg'ambarlar yuborib, nima halol, nima harom, nima savob, nima gunoh, nima yaxshi, nima yomonligini o'rgattirib, kitoblar nozil qilib, hamma narsani birma-bir tugmadan tuyagacha o'rgatgan bo'lsa-da, endi banda Robbisi tomonga yurish o'rniga, Robbisi ko'rsatmagan yurish, shaytonning yo'liga yursa-da,
oxir oqibat rasvoy jahon bo'lib, raddi balo bo'lib jahannamga mahkum bo'lib, endi mujrimlar qatorida o'sha jahon jannatiylar orasidan ajralgandan keyin unga har qanday malomat haqligi unga. Har qancha uni urib o'ldirsa haqlik. Men sallarni ogohlantirgan edim deydi. Sallarni ochiqdan ochiq dushmaning bor. Bu shunchaki dushman emas, bu mana bu hayotdagi dushmaning seni obro'yinga, o'tirgan kresloinga, seni pulinga, seni uninga, seni buninga xaridor bo'lsa bu dushmaning. Bu dushmanga u narsalaring kerak emas seni. Seni iymoning, Robbingga bo'lgan ishonching, payg'ambaringga bo'lgan iymoning, jannatga bo'lgan kitobingga, diningga bo'lgan iymoningni olishlik maqsadi bu. U shunchaki dushman emas. Har qandoq dushman bilan sulh qilsa bo'ladi. Har qandoq dushman bilan dagovor qilib kelishsa bo'ladi, illo shayton bilan emas. U bilan kelishadigan dushman emas. Alloh mana shuni aytayaptiki, men sizlarni ogohlantirganim axir, dunyoda ergasang, oxiri jahannamga shu sharmandarchilikka tushasan deb ogohlantirgan edim. Deb ma'lumot qiladi. Shayton dunyoda kerakmi, kerak emasmi? Dunyoga kerakmi, kerak emasmi shayton? Shayton nima uchun kerak o'zi? Nimaga kerak? Nimaga yaratdi? Hammani musulmon qilib, o'zini tanitib, qalbiga iymon solib qo'ysa bo'larmidi? Bo'lardi. Lekin bu qonunga to'g'ri kelmaydi. Dunyo sinov dunyosi. Har qanday dunyoda bir lavozimga o'tiradigan inson, har qanday oliygohga kiradigan inson oldida imtihon muqarrar. Odam alayhissalom hech qanaqa imtihonsiz jannatda yaratildi, jannat ne'mati berildi. Qadriga yetdilarmi? Jannatni qadriga yetdilarmi? Yetganlar yo'q. Yetmadilar. Xudo yemagin degan narsani yeb qo'yib sharmanda bo'lib dunyoga haydaldi. Hech kim oson kelgan davlatni, oson kelgan ne'matni qadriga hech qachon yetmaydi. Yetgan emas, yetmaydi. Shaytonni nima uchun yaratdi? Nimaga kerak? Men sizlarga oddiy, sodda qilib tushuntiraman. Mana bu do'stimiz. O'ng qo'ldagi mana bu do'stimiz. Uni bilamiz do'stligini, chunki bizga do'stligini behisob qilgan, beqiyos qilgan. Bunga zarracha shubha yo'q buni do'stligiga. Mana bu dushmanimiz. Bu bor yo'g'imizni oladi. Obro'yimiz, izzatimiz, hurmatimiz, iymonimiz borini olishga tayyor bo'lib turgan dushman. Mana bu biz. Buni yanada qadrini bilish uchun bu yerda kim bo'lish kerak? Yashang, dushman bo'lish kerak. Buni qadri bilinishlik uchun bu yerda albatta dushman bo'lish kerak. Endi bu dushman yo'q. Do'sti qadri bilinadimi hech qachon zamonda? Bilinmaydi. Dushman bo'lish kerak. Do'stni qadrini bilish uchun, masalan, do'stlarimiz bor edi, haqiqiy do'stlik baxtida nasihat qildi, baxtida bizlarni namozga undadi, taqvoga bir sigaret chekmay ichmagin deb undadi-da, oxiri bizlar o'shani yomon ko'rdik, boshqa qildik-da, mana bu yerda alla kimlar bilan aralashib ketdik, xomtovoq bo'ldik, oxiri bizlarni boyagi badbaxtlar bir raso jahonga tiqib qo'ydi, badqoqqa tiqib qo'ydi. Keyin nima deymiz? O'rtoq, o'sha paytda men seni gapingga kirmagan ekanman-da, sen haqiqiy do'stim ekansan, meni haqiqatda yaxshilikka buyurgan ekansan, keyin qadriga bilinadi. Qachon bilinadi? Dushmanni azobini, dushmanni dushmanligini ko'rgandan keyin u do'st qadriga yetiladi. Demak, buni qadriga yetish uchun bu yerda dushman albatta bo'lishligi kerak. Shaytonni yaratilishligidan hikmat shu. Do'stga tezroq bandalarim, men tomonga tezroq dushmanimdan qochsin, men tomonga tezroq yursin. Fafirru ilalloh, Alloh tomoniga qochinglar deyapti. Qochsalaringiz faqat Allohga qochinglar deyapti. Iymonga qochinglar, jannatga shoshilinglar. Vasari'u ila mag'firat. Allohning mag'firatiga shoshilinglar deb turibdi. Mana bu dushman sizlarga deyapti. Tezroq qaytishligimiz uchun albatta bu yerda dushmanni, dushmanligini bilishganimiz kerak. Innahu lakum aduwwun mubin fattakhizuhu aduwwa. Uni dushmanligini mahkam ushlanglar deyapti. Ko'z ochib yumguncha unga fursat berib bo'lmaydi. Unga beparvo bo'lib bo'lmaydi. Ko'z ochib yumguncha nimaga? Janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
her bir insan tamırıda şeytanını yürüyüşlüğünü etkiler. İşitkençilere hadiste. Kan tamırda aylanıp yürürken. Hazır şunaki teknike, bütün borsaz uzaylar bor, aparatlar bor, sizi kayırda kanaka derdiz borluğunu aytıp kursatı birerdi. Homilani kursatı bir yaptı, bırak oğul ise kısıtı oğul yaptı, bırak kısıtı oğul da yaptı, ne için yalgan yaşayan aparatlar. Hullas, lekin siz boringda, o şey en zor profesörge, en zor klinikage boringda, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İnsan kan tamırıda şeytan yürüyüşlüğünü etken ekenler. Şu aparatizde menge şunu kursatı vereyim. Bu badbaht kayırdı turup hazır. Bilagimdeki tamırımda mı, sonumdaki mi, ayağımdaki boynum. Kaysa bir kim kursatadı? Bunu kursat olmaydı. Ne muçun bir umur insan tamırıda o 60-70 yıl ahirge nefes geçiyor yuradı. Bendeden Allah Ta'ala'nın nazarını alışlığını kutup yaşarken şeytan. Kaçan bendeden Hudayi Teala nazarını aladı. Bende Allah'a karşı iş kısa, zina kısa, arak içse, uğurluk kısa, adam öldürse, ibadet paytida uxlab yotsa, turmasa, namaz okumasa, roza tutmasa, zakatga qodir bo'lib bermasa, hajga qodir bo'lib turib bermasa, ota onani xo'rlasa, xotinga taloq qilsa, yetimlarni haqqini yesa, hammasida Hudayi Teala bandadan şunda nazarını kuz açıp yumgunca şunda olsa o şey vakt şeytanını bu insanın imanı hiç varışı kifaya kılarak. Bir umur manajını yaşaydı, paylab yaşaydı. Bir umur yaşaydı bu düşman. Şimdi dosttan kaçıp düşmandan kaçıp dostki yürüyüşlük için şeytan kere geken bugünkü yaşayatken adamlar kim tamamen yürüyüptü? Hani? İnsafın yeteylikçe. Kim tamamen? Dost tamamen yürüyüptüz mü? Dost tamamen yürüyüptü mü insanlar? Ya düşman tamamen mi? Düşman tamamen yürüyüptü. 99% adam düşmanını, düşmanlığını bile turup yürüyüptü. Ayende Hudayi Teala vamtazul yevme eyyuhal mücrübün. Ey badbak sen indi cennet ahliden acıra gindise. Kim mi malamat kalemiz? Hudama ayıp dur. Parvardigor maybdur. Bizni ogohlantirgan bo'lsa, dushmanligini aytgan bo'lsa, buni bilan mahkam masofani ushlashlikni aytgan bo'lsa-yu, biz rasvolar buni ketidan yurib, buni xursand qilib, buni rozi qilgan bo'lsak, Xudo ajrak desa, endi kimga boramiz? Kimga aybdir? Mani otam adashtirgan edi, mani onam adashtirgan edi deymizmi? Bugun pora olayotganlar dushman tomonga ketyapti. Bugun qotillikka qo'l urganlar dushman tomonga ketyapti. Bugün arak içiyetkenler düşman tamangı keti yaptı. Zinakar fahşeler düşman tamangı keti yaptı. Taraziden uğrayetkenler düşman tamangı keti yaptı. Sile-i rahim uzgeller, ota ananı kadarını bilmezsen horlayetkenler düşman tamangı keti yaptı. Yani kaysi bir naiti beri. Kim kere gene bu? Bunların kaysi bir kop gitti. Sigaret çekiyetken, nosvay çekiyetken düşman tamangı yürmeyi, düz tamangı yürüyordu. Sütkorlar. Parahorlar kim tamangı yürüyordu? Düşman tamangı mı akır? Düşman tamangı yürüyordu. Ben sizlerine agahlantırken demedi yaptı parverdikar. Ben sizlerine agahlantırken dedim. Lekin özlerin akılını kadarına yetmezden fa'tabiru ya ulil albab ey akıl egeleri akıllarınızı işletip farasatli bu seyleriniz bulmaz mıydı? Afala yetedabbarunel Kur'an Kur'an'dan ibrat olsalarin bulmaz mıydı? Kur'an'ı okusalarin bulmaz mıydı? Kur'an korsatken yol yürüselerin bulmaz mıydı? Men kaytargan yollardan kaytselerin bulmaz mıydı? Dese kim hak? Allah hak mı? Allah hak. Şimdi aramızda bugün dost tomonga yürüyüş önüne düşman tomonga yürüyet geller. Kança? Bugün bomdotni okuma geller. Kim tomonga yürüdü? Dostga mı düşmanga mı? Bugün peşinli okuma geller, dost gördü mü düşman gördü mü? Asırı okuma geller, kim tamam gördü? Hazır yarım saatten kekin şam, şu şamlı okumaydı geller, kim tamam gördü? Dost gördü mü düşman gördü mü? Keçe kününü ibadetsiz otkız geller, kim tamam gördü? Düşman tamam gördü. Hudayi Teala 100% emez, 1000% hakkı var. Acerel indi, dozakke keresen dese hakkı var. Onu özümüz bile turup kılıyıp biz, bile turup yürüyüp biz düşman tamamen.
Şunun için Allah Ta'ala menge tezra bendelerim kaysinde düşünmen şeytanını yarattı. Şeytanını yaratışlığı biz için payda. Demek ki dostke tezra kaçamız, tezra panahıge intilamız. İkinci hikmeti ne mi? Şeytanını yaratılışlığından hikmet ne mi? İkincisi, ulemalar itedi ki şeytanını borlığı deydi, bu or namus saçığı deydi. Or namusunu saçığı bu şeytan eken. Karayın. Kesildi, kesildi. Sığamız, sığamız. Ulamalar yeterler ki şeytanın borligi bu or namus saçığı degenler. Saçığının ne mi vazifede işledi? Saçığı vazifesi ne mi özü? Yuvunamız, gusul kılamız, badanımızı artamız. Şimdi bir mertte artırken saçıklı ikinci adamı kim mi koyun tortadı? Bitin. Kim mi koyun tortadı? Bir adam badanını boştan ağır arttı da çömülgenden kegin. İkinci adam koyunu tortadı mı? Tort muydu? Şeytanın borligini, hikmeti, paydalığı, braderler. Dünyada adamlar haram iş kılıyor. Günah iş kılıyor. Arağı çi yaptı, zina kılı yaptı, okul yaptı, bukul yaptı da parakor para alı yaptı, bura adam öldür yaptı, bura okul yaptı da ahir kul götüşkenden gidiyor. Sen neme uçun şu işini kıldın dese neme de yaptı? Şeytan beni yoldan vurdu de yaptı. Demek şeytan kereyken mi? Biz arı şiltemizi artışken, musurumuzu taşışken, musur yaşı kereyken mi? Demek şeytan kereyken de. Her kandak insanım ahir ayet edigen yapı. Mani otam yoldan urdu, şunu için şu iş kıldım, otam para agın durdu, bizlerge şu pul kereyi digerlik için aldım demeydi. Ya hatunum şunu agın durdu demeydi. Burağını öldürgen ya başka iş kıyan adam şunu menge amakim buyurdular, amakim yoldan urdu demeydi. Ahir akıbet şiltesini şeytan görüyor. Şeytan yoldan urdu, şunu için kıldım. Yani ne dediğimiz onu aleki şafaat kıladı geldi, yardım kıladı geldi. Şimdi şeytan ne yapıp kırptı dedi, mail koya kalın şimdi keçirin dedi. Doğru mu? Yani uyum şeytan, hemen şeytan. Bir arada şeytan hayran, boşunu çengelleyip oturttu. Ben ne kıldım akırdım? Hemen bu rasvanı özü kıldı ki diyordu. Kıyamet günü dozahiler, dozahını eşiğe boya gitken de vamtazul yavma yuhal mücrümün acıralinler dedi mi? O'sha ajratilib jahannam eshigiga oborilgandan keyin farishtalar shaytonni oyoq qo'li bo'yni zanjirband qilingan jahannam azobida kuyib ketgan jahannamdan sudrab olib chiqar ekan haligi asov bo'qola boru haligi qassoblar olib chiqayotganda yaqasi doladigan xuddi mana shunda qilib nechta farishtalar olib chiqib sudrab kelar ekan bu kim desa jahannamiylarga yetar ekanki mana sallari shetga olib kelgan düşman şeytan mana şidir ekan. Mana sallari şu ahvolga solgan, dünyada günahlarını lazzetli kılıp, ziynetli kılıp korsatken, sallari haram kıldırgan, haram yeri kıldırgan, hamı için mana düşman. Hamma kulüge düşkenler sana sange lanet bulsun, sange u bulsun, sange bu bulsun derken. Yani şeytan yeter ekan ki, parvardigor bu bendelerine ne mi buldu? Nege mani malumat kılıp, nege mani lanetli yaptı? Sana ayıp dördü. Sana bile yaptı, şu yurtta opke koygen. Şeytan iterekken, bir ortası çıksın, bittesi çıksın. Hora ogeni, adam öldürgeni, arağ içgeni, zınak geni, pahşalik geni, buranı urgen, buranı sokgen, buranı malıge hıyanet geni, tarazıdan urgen. Bittesi çıksın da, mani barmağımı izi bedenige tikkeni buse, ben eğer bunların şu günahı sudurup oborgan bulsam, yelkesinden itarıp oborgan bulsam, barmağımın izi şuların bedenine düşken bulsa, at peçetki palsası bulsa, beni ne maksan kılırdı? Topsun, bittesiyesinde beni sudurup oborudun, oborganın için ben zina kıldım, ben pokşalı kıldım degen bulsa, aitsin derken. Kim eti alıydı? Hani kim? Bana kolini izi turup da badbak diyalıyımız mı? Kim eti alıydı? Kayırdı kolumuzda izi bor. Haliyem kayıtmayız mı dost tamamen indi? Bunu düşmanlığını bana bildik. Haliyem kayıtmayız mı?
Şu gapi eşitibem endi bugün namazga ötmeysiz mi? Sacdaga ötmeysiz mi? Masjidga yürmeysiz mi? Şu gapi eşitibem. Şu gapi eşitibem çöntagingizda sigaretni ushab o'tiribsiz mi? Şu gapi eşitibem nosvoyingiz bor mu hozir? Tavba yok mu? Qaytmaysiz mi bugün ham? Ve an ibuduni haza siratun mustaqim. O bandalarim mengegine ibadet qilinglar. Mana şu doğru yoldur deyapti. Alam ahad ileykum ya bani adam alla ta'budu şeytan. Men sizlarga ogohlantirganman. Sizlar lekin bu ogohlantirishligimni minsimadinglar, kamsitdinglar, e'tibor qilmadinglar. Va laqad adalla minkum jibilan kasiro. Axir o sizlardan oldin qancha insonlarni bu shayton yo'ldan ozdirganini ko'rmadinglarmi deyapti. Ha? Ko'rdik-ku. Mahallada qancha sharmanda bo'lgan oilalar bor. Qancha sharmanda bo'lib yurgan insonlar bor. Shu yoshga chiqib ichib yurgani bor. Kayf safo qilib yurgani bor. Shu yoshga chiqib hali zinodan qaytganlari yo'q. Shu yotga chiqib turib, oilaga xiyonat qilib, erga xiyonat qilib yurganlar bor. Bular ko'rmadingmi? Shayton shu ahvolga solganini ko'rib turib, yana sen shuni ketidan yurasanmi? Sen shuni hayotini orzu qilasanmi? Deb malomat qilsa kim najot beradi bizga? Kim yordam beradi birodarlar? Do'stni taniylik, do'stga yuraylik. Bizlarni ikki dunyoda hamrohimiz, ikki dunyoda rahnamoyimiz, ikki dunyoda pushti panohimiz bu Alloh. Bizga hamma narsani berdi, yo'qdan bor qildi. Onani qornida nutfa edik. Jirkanch badanga tegsa, kiyimga tegsa, xotirjamlik nimasiligini bilmasligi, to yuvmaguncha, g'usl qilmaguncha, qarang, shundan tozalamaguncha g'usl qilmay ibodatimiz ham ibodat emas. Junub holatda, nas holatda yuraveradi inson. Shundan poklanasiz, shuni ketqizasiz, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi, badaningiz namozga, ibodatga tayyor bo'ladi. O'sha suvdan yaratdi-ku. Kim yaratdi? Bu bizlarni o'sha nutfadan onamiz qorniga ilashtirib, bizlarni o'sha joyda qopli suvni ichida shakl berib, dunyoni tilla kumushi bilan sotib olib bo'lmaydigan a'zolarni berayotganda, bu a'zolarni tanalarini berayotganda, mana bu badbaxt dushman bizga nima qilib beruvdi? Nima bizlarga karomat ko'rsatuvdi bu? Shunda ham do'stni tanimaymizmi? Onani qornidan o'lik tug'ilganlar qancha? Chala tug'ilganlar qancha? A Alloh taolo bizni but to'rt muchchamiz sog' holatda tug'dirib, dunyoga sog' holatda, tirik holatda keltirib, dunyoga kelishimiz bilan onamizni qornidan oppoq sutni chiqarib og'zimizga rizq qilib qo'ygan do'stimiz edi. Bu badbaxt bizga nima qilib beruvdi? Onamizni mehribon qilib, otamizni mehribon qilib, bizlarni boshida ko'taradigan, ardoqlaydigan qilib qalbiga mehr bergan, bizlarni ko'z qorachog'idan asraydigan qilib oyta ona oilada, nikohli oilada tug'dirgan do'st edi. Bu badbaxt nimaga, nima xizmat qilib beruvdi? Axir bizni nikohli oilada tug'ilishimizni xohlamas edi bu. Hech kimni nikoh bilan tug'ilishligini xohlamas edi bu dushman. Bizlar shuni bilib ham turib bugun dushmanga yuramizmi? Shuni rozi qilamizmi? Shuni xursand qilamizmi? İnsan huzuruga farishtalar kelganini bilsin. Huzuruga shayton kelganini bilsin deydilar. Shaharda g'unchada Abdulloh qori dadam telpakchi. Alloh rahmat qilsin Allohni vali do'stlardan shu gapni ko'p aytardilar. Farishtani kelganini biling, shaytonni kelganini biling derdilar. Mana tasavvur qiling, birdan o'tirgan joyingizda xayolingizga yaxshiliklar kela boshladi. Bir Qur'on o'qib qo'y. Qur'on tilovat qilib qo'yib, bir ikki oyat, bir ikki pora o'qib qo'yib, Qur'on takror qilib qo'yib, bir tasbih olib zikr qilib qo'yib, hozir ko'chaga chiqamanda 2 kilo yaxshi go'sht olib, ota-onamga chiroyli ovqat qilib beray degan xayolda kelyapti. Hozir bir 4 ta non olamanda 2 kilo navvat bilan singlimni ko'rib kelay, jiyanlarimni kasal deb eshitdim, singlimni mazasi yo'q edi. Bir tog'amizni ziyorat qilib kelay, ammamni ko'rib kelay, mana qo'shni sal qiynalib qopti, shunga yordam beray, sadoqat qilay, shashlar kelyapti. Demak bilingki atrofingizni farishtalar o'rab turar ekan. Farishtalar o'rab turgan payt o'sha inson xayoliga, fikriga yaxshiliklar kelaverar ekan, yaxshiliklaringiz kelaverar ekan.
endi o'tirgan joyingizda asabiz buzilyapti-da. Voy, boya anu qo'shning senga anu dedimi? Shundan shuni dedimi? Sen indamadingmi shunga? A kecha anuni qilgan gapini qara. Gapirganga hammani oldi sharmanda qilib seni nima holga soldi? Buradan yomonliklar kelyapti-da, bir birovga urgiz kelyapti, bir ta'zir bergiz. Bilingki, atrofingizni shaytonlar o'rab olgan. Uni nimadan qutulamiz? A'uzu billahi minash shaytonir rojim. La havla va la quvvata illa billah. Qordadam aytardilarki, "Hey badbax, o'zi zo'rg'i tetapoya qilib yuribman. Zo'rg'i yuribman. Ibodatlarim chala. Hayolda o'qiyapman. Jay namozga jasadni qo'yib, hayolim sayr qilib ketyapti bozor do'konlarga. Bir ahvolda namoz o'qiyapman. Ro'zam bir ahvol. Mani qo'ygin, ey badbax, mani tinch qo'y, mani bezovta qilmagin deb shaytondan panoh tilang dirdilar. Bugun otani puliga uylanib olib, bir oy ikki oyda taloq qilayotgan yigit do'stga qarab yuryaptimi, dushmangami? Eng shaytonni lashkarlarning ichida shaytonga eng yaqin hamroh bo'lgani, eng sadoqatli shogirdi ikkita eri xotinning o'rtasini buzishlikka sabab bo'lib taloq aytirgan lashkariya. Eng yaqini shu ekan. Hozir shuni biz musulmonlar shuni ergashyapmiz, shuni yo'liga yuryapmiz. Bugun eriga itoatsizlik qilib, har xil gap-so'zlar bilan oilani buzayotgan erga itoatsizlik qilib behurmat qilayotgan do'st tomonga yuratdim, dushman tomonga. Qaysi bir eting o'ylang. Kim tomonga yurishimiz kerak ekan? Etinglar. Do'st tomongami? Mana do'st tomonga yursak, hozir 15 minutdan keyin shom. Shuncha jamoat borsa masjidda joy sig'maydi, mana shu masjid to'lib ketadi. Hammayla shu joyga odamlarisizlar, agar uzoq yaqinni. Shuncha jamoat endi to'yga kelgan, hali kelmagani qancha? Agar shu mahalla atrofidagilar azonni dovush etadigan joygacha bo'lgan insonlar chiqsa, bitta oiladan uchtadan chiqsa, ko'chada ham joy qolmaydi. Ko'rgan odam, astagfirullah, bugun hayitmi deyoradi. Endi bizi shu ibodatga chiqmasdan azonni eshitib uyda yotib do'st tomonga yuryapmizmi, dushman tomonga? Insofan etinglar. Ertayo o'sha kerakmi? Vamtazul yawma ayyuhal mujrimun deganda o'shalarning orasida bo'lishni xohlaysizmi? Shu malomat kerakmi? Shu azob kerakmi bizlarga? Kerak bo'lmasa, bugundan qaytaylik do'st tomonga. Bugundan Alloh tomoniga qaytaylik. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, balki zabardas olim ulamoni zurriyotidirsiz. Zabardas qorini zurriyotidirsiz. Zabardas ishonbolarni zurriyotidirsiz. Nasabdan so'ralmaydi birodarlar. Ishonma otanga, qolma talabdin, qiyomatda so'ralmasdir nasabdin deydi. Amalimizga qaraydi. Ibodatimizga, Allohga bo'lgan muhabbatimizga qaraydi. Bitta oxirgi so'zim, hammalarimiz shu kungacha qilgan, shu soatgacha qilgan xatolarimizga tavba qildikmi? Tavba xohlamaysizlarmi? Kerak emasmi tavba? Baqirib yuborish kerak edi tavba qildik deb. Nima jim o'tiribsizlar? Hali tavba niyat yo'qmi? Hali qaytish niyat yo'qmi? Hali ham dushman tomonga yurish bormi? Tavba qildinglarmi yo'qmi? Alloh qabul qilsin tavbalarimizni. Endi tavba qildik. Shu tavbalarimizni tavbai maqbulalardan qilsin. Tavbai nasuhalardan qilsin. Qaytib xatoga yurmaydiganlardan qilsin. Yetar, shuncha qildik. Shuncha shaytonni rozi qildik. Shuncha xursand qildik. Tamom, aloqani uzish kerak. Bugundan aloqani uzish kerak. Bu bilan buni kontaktdan o'chirish kerak. Buni chorni spiskaga tiqib qo'yish kerak. Bizlarga qilgan telefonni tushmasin, bizga kelmasin. Bizlar yo'ldan ura olmasin. Ana endi xudo xolisa, bugundan yangi hayot, iymonlik, ibodatli hayot, ihsonli hayot boshlaylik. Ota-onaga mehr hayotini boshlaylik. Farzandlarimizga mas'uliyatni his qilib, ularni yaxshi tarbiya qiladigan, yaxshi inson bo'ladigan ertaga o'tganimizdan keyin ham, "Hay otang rahmat qilgur, ajoyib odam edi" deb, "Hay hay hay hay, shunday otangga o'xshabsan" deydigan gap kim xohlamaydi? Qabrimizga shunday maqtov borishi kim xohlaydi? Hammamiz xohlaymiz.
Lekin şunu haklıyımız mı? Dost kadarıyla bugün kaytış gerek. Düşman bizarı dünyayı, iki dünyada farkımızdan kalmaydı. Hordamlalarımızga beramiz, inşallah talavat kuranlar, dualar kılıp inşallah insanlığa yakın mesajı.